Türkiye'nin en hızlı büyüyen araç takip markası Seyirmobil, maziden istihbariyi sunar. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Yine bir mazen istihbarat programında sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın en bereketli, en güzel geçmesi duasıyla açıyoruz programımızı. Hüzünlüyüz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Ülkece canımız yandı. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Ha, bu konuda herkes bir şeyler söylüyor. Ben bu akşam bir şey söylemeyeceğim. Bir tek ricam şudur. AK Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, Saadet Partililer. Lütfen konuşmayın. Hepimizin canı yandı. Şu an bizi yönetenlere bir tek şunu söyleyelim. Lütfen bizim içimizi soğutun artık. Canımız çok yandı. Daha fazla yanmasın. Şimdi ağzı olan konuşuyor diye bir tabir vardı. Çok hoş değil belki ama lütfen bu konuda konuşmayalım. Mesela bunun en güzel örneği dün Galatasaray maçında, Sakaryaspor maçında, Kocaelispor maçında, Çorumspor maçında bütün futbolcularımız en güzel cevap verdi sevgili seyirciler. Bırakalım bu işi, yapacak olanlar zaten yapsın. Şu an birbirimize kenet olma zamanımız. Hakikaten söz konusu vatan, inanın gerisi teferruat. Ama bizi yönetenlerden tek bir ricam var. Lütfen içimizi soğutun artık. Canımız çok yanıyor. Biz de bu konuda güveniyoruz. Hatanızı günahınızı biz sizi çok seviyoruz. Ama içimizin soğuma zamanı geldi. Lütfen acele edin. Bir an önce ne yapılacaksa yapsın. Nereden başlanacaksa başlansın. Evet, bu cümlelerle programımızı açıyoruz. Bu akşamki sevgili seyircilerim, çok değerli bir konuğum var. Çok sevgili bir kardeşim var. Onu tanıtmadan önce bizim bu ayki sponsorluğumuz üstlenen Seyirmobil araç takip sistemleri sevgili Yakup Küçü'ye bize bu ayki desteğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada taksi durakları, öğrenci servisleri, fabrika servisleri, kamyon ya da tanker filosu olan firmalara sesleniyorum. Türkiye'nin en hızlı büyüyen Seyirmobil araç takip sistemlerini mutlaka bakın, görün ve eminim çok memnun kalacaksınız. Evet, reklam bölümünde bittikten sonra bu akşamki konuğum, çok sevgili kardeşim, çok sevgili dostum, çok sevgili arkadaşım, bilmiyorum yanlış mı olur ama büyüdüğüne şahit olduğum ve büyüdükçe gurur duyduğum çok sevgili bir kardeşim, avukat sevgili Alaaddin Çakmak sevgili seyirciler bu akşam konuğum. Aynı zamanda ESAM'ın da Kocaeli Şube Başkanı, ESAM Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin başkanı, aynı zamanda da Saadet Partisi'nin İl Yönetim Kurulu üyesi. Alaaddin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Alaaddin, çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Hakikaten buraya kadar geldin, onurlandırdın beni, çok şeref verdin. Bizim programımızda şöyle bir formatı var. Programın adı Mazen İstikbali. Geçmişten geleceğe doğru konuklarımı ben daha çok çıkartmaya çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Siz bu konuda hakikaten örneksiniz, idolsünüz. Bizim programımızı izleyen genç arkadaşlarımızın sizden bazı şeylerden esinlenmelerini arzu ettiğim için sizleri davet ediyorum. Az önce herhalde yanlış bir şey söylemedim. Yani senin büyüdüğüne şahit olduğum için ve dediğim gibi şu an karşımda avukat Alaaddin Çakmak'ın oturması ve benim onu konuk etmem emin ol benim için çok büyük bir gurur vesilesi. Teşekkür ederim. İstersen çok hafifçe bir Alaaddin Çakmak kimdir oradan bir başlayalım. Evet. Ben öncelikle şehitlerimiz için Allah'tan rahmet ediyorum. Amin. Yakınlarına, yaralılar için de başsağlığı diliyorum. Allah acı şifalar versin. Amin. Evet, acılı günde konuşmak biraz zor ama. Zor, evet. Alaaddin Çakmak, Balıkesir, Bigatiç doğumlu. 1978 doğumluyum. İlkokulumu ve ortaokulumu Balıkesir'de tamamladım, Bigatiç'te tamamladım. Daha sonra Gönen İmam Hatip'te 95 yılında mezun oldum. O yılda hiç ara vermeden üniversiteyi kazandık. Kocaeli'ye geldik, Kocaeli Üniversitesi'ne geldik, hukuk fakültesine. İlk gördüğüm insan sizsiniz. Eyvallah. Alaaddin'cim, bir şey soracağım.
Kocaeli kendi tercihin mi, hukuk fakültesi kendi tercihin mi? Hukuk fakültesi, yani hedef miydi? Evet, yani hukuk fakültesi hedefimdi. Siyasa bilgiler hedefimdi. Ama nasip de, yani isteyerek yazdım. Yani ama üniversitenin o anki formatını tabii bilmiyorduk. Ama yani şehirle birlikte siz de büyüyorsunuz. Evet. Bir şehrin burada işte kalkınmasına şahit oluyorsunuz. Daha doğrusu Kocaeli aslında bir küçük Türkiye. Yani her yönüyle küçük bir Türkiye. Bunu burada müşahede etmek de güzel oldu. Yani geldiğimde 17 ve 18 yaşındaydım. 21 yıl geçti. Yani Alaaddin o kadar oldu mu? Oldu. Bu arada benim yaşım çıktı ortaya Alaaddin. Evet. Yani 21 yılda İzmit'te, Kocaeli'de çok şey görmek nasip oldu. Yani üniversiteyi de yani aktif bir şekilde hem öğretim hayatı hem de sivil toplum hayatı bakımından çok aktif bir şekilde geçirmenin bizde kattığı çok güzel şeyler var. Evet. Alaaddin şeyi soracağım. Balıkesir'den, Bigadiç'ten çıkıp Kocaeli'ye gelirken burada kalmak var mıydı aklında, dönmek mi vardı? Böyle bir programın var mıydı? Ya da hayalin mi diyeyim? Hedefin var mıydı böyle? Ben gideceğim, orada kalacağım mı? Yoksa Kocaeli mi seni burada bıraktırdı? Kocaeli beni burada bıraktırdı. Bıraktırdı değil mi? Şimdi şimdi aile yaşantısı da önemli. Yani mutlaka. Bir işçi babanın ve çiftçi annenin evladısınız. Çok şükür, evet. Yani oradan kıt imkanlarla bir şekilde okuyorsunuz. Üniversiteyi kıt imkanlarla kazanıyorsunuz. Geliyorsunuz yine burada kıt imkanlarla okuyorsunuz. İnsan hayatta bir şeyler yapmak istiyor. Ayakta kalmak istiyor. Bu anlamda Kocaeli'nin imkanları çok müspet geldi. Buradaki evet. Arkadaş ortamı, sizlerin ortamlarınız cazip geldi. Hayata tutunmak daha kolay geldi burada. Daha güzel geldi. O bakımdan tercih ettim. Yani ben aslında olgunlaşma dönemi burada oldum. Sonuçta olgunlaşma döneminde insanlar şehirden bir şey alıyor. Ve bunu evet. Tekrar şehire vermek gerekiyor. Yani bu anlamda Kocaeli için benim hayatımda önemli bir yeri var. Ya zaten misyonunuzda halka hizmetin hakkı hizmeti olduğunu evet. Zaten var. Bu rahmetli evet. Erbakan hocamın evet. Bize de nasihatıdır. Evet. Aynı zamanda vasiyetidir de. Zaten seni tanıdığım günden beri zaten bu çizgiden hiç ayrılmaman. Evet. O duruşunu çok mükemmel sergilemen. Dediğim gibi Kocaeli'de belki de senden sonra gelecek birçok gence örnek oldu zaten. Evet. Şimdi mesela ben, belki siz onu hissetmiyorsunuz ama ben mesela sizin büronuza geldiğim zaman senin Zafer'i, Emirhan'ı falan gördüm. Özellikle Zafer'le seni mesela. Şimdi ben Zafer'in doğduğu günü hatırlıyorum. Senin de İzmir'de ilk geldiği günü hatırlıyorum ama siz bu şekilde böyle hukuk bürosunda hakikaten işlerine sahip, evet. Duruşları sağlam delikanlı olarak gördüğüm zaman nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama çok yerinde olur biliyor musun? Biz rahat ölebiliriz artık. Eyvallah. Hayır, yaş itibariyle biz hakikaten sizde birçok arkadaşımızın emeği de var. Yani evet. O apayrı bir şey ama bu emek zayi olmadı. Elhamdülillah. Şimdi biz bakıyoruz ki bayrak, sancak, bu misyon çok emin ellerde devam ediyor. Bu aslında hani bayrak sadece Kocaeli'de değil, sizinle tanıştığımız dönemlerde oluşan bir iklim var. O iklimle yetişen bir sürü genç var. Bir sürü Alaaddin Çakmak var. Mutlaka. Ben sadece burayı koyuyorum. Mesela evet. Şu an işte Malatya'da Arendi'de Erhan evet. Var. Evet. Afyonsaray'da işte Kemal var. Evet. Mardin Savur'da işte Ziya var. Ama işte Ziya o sizin var. O samimi duygularınız evet. Ve harcadığınız emek, zaman, para. Bunlar işte karşılığında böyle gençler oluyor. Çok şükür. Şimdi bu biraz siz bu yükü taşıdınız. Biz de o benzer yükü başka türlü taşıyoruz. Yine aynı şekilde biz de evlatlarımıza, sizin çocuklarınıza, torunlarınıza eyvallah. Karşılıklı bu milleti, bu Kocaeli kalkındıracağız. Önemli olan geleceğe emin adımlar atmak. Ben yani görüştüğüm, bir şekilde temas ettiğim gençlerle, çocuklarla inan kendi evladım, kendi kardeşimden ziyade yani bu milletin evladı, ben de onun bir ferdiyim, yoldaşım o insanlar, evet. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Benden daha üstün olsunlar, daha iyi birikimli olsunlar diye gayret sarf ediyorum. Buraya geliyorsunuz birçok genç evet. Arkadaşımız da var. Evet. Yani hepsine de bu duyguyla sahip çıkmaya gayret sarf ediyoruz. Zafer de aynı şekilde. Hamdolsun güzel bir birlikteliğimiz var. Çok güzel, Allah daim etsin inşallah. İnşallah güzel, daha da güzel günler. Şey de var zaten, Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki güne eşit olan ziyandadır. Evet. Hazreti Şerif gelince de zaten şey diyorsun ya bizden daha zaten. Evet. O günlerde mesela size gayret edenler sizin bizi üç adım öne geçmenizi sağlamak için bir gayret evet. Sarf etti. Şimdi aynı gayreti siz sarf edeceksiniz ve bu kalite her geçen gün artacak.
Alaaddin, bu minval üzerinden şöyle bir gençlik dönemini toparlarsan, Kocaeli'ye evet. geldiğin zaman neler anlatırsın? Seni de biraz 21 sene öncelere bir götüreyim. Evet. Kocaeli'ye geldiğimizde işte sizin de o zaman o dönem başkanlığını yaptığınız Milli Gençlik Vakfı var. Evet. Milli Gençlik Vakfı Türkiye'de, dünyada ses getirmiş bir teşkilat, bir vakıf. O dönemde ciddi sıkıntılar belki yaşadı ama bugün hele 15 Temmuz'da Milli Gençlik Vakfı'nda yetişen insanların kıymeti daha da anlaşıldı. Çok daha net, evet. Çok daha net anlaşıldı. Onların vatan, millet sevgisi, inançlarına olan bağlılığı ve bir işi yaparken bir beklenti içerisinde olmadan yapmaları, evet. hesapsız olmaları, zaman ve maddi imkanlar bakımından fedakarlık etmeleri bir anlamı olduğu görüldü yani. Bu bakımdan geleceğin inşasında da inşallah bu nesil önay alacak diye düşünüyorum. İnşallah. Ve bunun devamı da geliyor. Biz de o yapının içerisindeyiz. Şimdi Alaaddin, araya gireceğim ama mesela tabii sen bir hukukçusun şimdi. Ben mesela hala onu sorarım kendi kendime. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrı yaptığı saat 12:30 gibi falandı. Evet. O saate kadar sokağa çıkanlar diyorum işin asıl kahramanları. Evet. Yani aynen. kimse onlara talimat vermedi. Önceden aynen. bir hazırlık yoktu, bir şey yoktu. O şuurla zaten çıktılar, evet. birçok şeyi de engellediler. Aynen. O dediğim gibi o anlamda... Tetikleme oldu ya, öncülük etti o insanlar. Evet. Özgüvenleri daha da pekiştirdi insanların, arkadan gelenlerin. Elhamdülillah güzel bir dönem yaşadık ve geçmişi kapattık. Evet. Gelecekte inşallah inançlı insanların ellerinde bu millete, bu memlekete faydalı hizmet sunmayı nasip etsin anlatıyorum. İşte tekrar üniversite yıllarına gelecek olursak, evet. işte o dönemde tabii Kocaeli Üniversitesi yeni kuruldu. Bizim de fakültemiz Körfez Belediyesi'nin oradaki amfiteyatronun orada, yanında değil mi? Önündeydi. Evet, ön tarafında. Ben tam da devasa bir şey zannettim ben orayı ama neyse benden önce bir sınıf varmış, bir de biz varız. Ama hocalarımız sağ olsun. O günler güzel eğitim aldığımızı düşünüyorum. Arkadaş ortamımız da her görüşten insan olmasına rağmen karşılıklı şeyde anlayışla, saygıyla bir eğitim dönemi geçirdik. Ve depreme denk geldik. 99 depreme denk geldik. O yılları da yaşadık. İşte bir yıl sonra da işte 2000 yılında da mezun oldum. Ve stajımızı yaptık. İşte avukatlığa başladık. 15-16 yıl oldu işte avukatlığa başladı. Avukatlığa başladı, o kadar oldu mu? Hayatım, maşallah, maşallah. Olur. Hakikaten bayağı bir süreç geçmiş ya. Bana sorarsan çok da fazla bir süreç falan geçti. Yani bir de Alaaddin, mesela sizin üniversite döneminiz de çok hareketliydi. Evet. Yani şu an mesela Saadet Partisi Başkanı olan sevgili Sinan Ejderoğlu evet. bizi izliyorsa zaten selamlarımı iletiyorum. Arkasından bizim Turan Özkalas yine şu evet. an Büyükşehir'de itfaiye görevli. Aynı zamanda Cansu Derneği'nde Kocaeli Şube Başkanı. Yani o dönemin gençlerine bakıyorum, şu an hiçbir tanesi boşta değil. Değiller. Herkes bir işin ucundan tutmuş. Evet. Az önce 15 Temmuz örneği verdiğin gibi oradan yola çıkmış gidiyorlar. Evet. O günlerdeki arkadaşlarımla başka görüştüklerin var mı Alaaddin? Kimler var? Mesela ben bayramı özlüyorum. Bayram bizim abi bayram makine mühendisi miydi? Makine mühendisiydi. Evet. Bayram abi de işte geçen mezunlar günümüzde Ramazan iftarında bir araya geldik. Ha, siz toplanıyor biz musunuz? Biz mezunlar günümüz oluyor her sene. Çok güzel. Yani çok güzel. Aşağı yukarı 1998 yılından beri mezunlar günümüzü yapıyoruz. Hep aşağı yukarı 100'e yakın arkadaşımızla her dönem farklıları da, yani iş durumuna göre gelemeyen de olsa. Bazen İstanbul'da bir araya gelip iftar yapıyoruz. İşte Ankara'da bir araya gelip iftar yapıyoruz. Yine bu devam ediyor bu ilişkilerimiz. Bursa'dan yani. Ali Osman, evet. Ali Güneş Doğar, evet. Oğuzhan, aynen. benim hatırlayayım. Selahattin Acaroğlu, Acaroğlu Emre. Benim hatırlayayım. Emre'ler var mesela, evet. onu hatırlayabilirim. Ali Güneş Doğar şu an galiba Sinop'ta herhalde. Yok, Afyon'da. Afyon'a mı geçen son sürüyorum? Dinar'da. Dinar'da endüstri meslek müdür olması lazım. Maşallah. Osman Kukulu uzun zamandır görmüyorum. Osman hangi fakülteydi? Osman abi Teknik Eğitim Fakültesi elektronik öğretmenliği. Hı, elektronik öğretmenliği. Şu an Samsun'da öğretmenliğe devam ediyor. Maşallah. Bir ara Hakkari'de miydi? Böyle bir yerlerdeydi. Gibi İlk atılmasını bir bahtsızlığı vardı. Şimdi o dönemler 99 yılında işte atamaların yapıldı ilk başladığı dönemler KPSS'li. Bunların dışında bir yere gitmek ister misiniz kısmını işaretlemiş. Evet. O yerde Hakkari'ymiş. Evet. Yani Hakkari'ye gitmek durumunda kaldı. Sonra bir 5 yıl yurt dışında kaldı, geldi. İyi, biz onunla son 2 yazdır genele girebiliyoruz. Ben
Trabzon'a gittim. Onlarda kaldığım yaylalarına çıktık. Ne kadar güzel. Ne kadar. Aman sakın bu birliği beraberliği şey yapmayın. Eyvallah. Şeye bakıyorum da Alaaddin, bazen mesela arşivlere falan bakıyorum. 94 benim il başkanlığı dönemime gelişim, Temmuz ayı. Zaten 27 Mart'ta yerel seçimler. İşte evet. O zaman geçen dönem Bilim Teknoloji Bakanı Nihat Erbinik bizim Denizli İlçe Belediye Başkanı olduğunda. O seçim çalışmalarından önce mesela Milli Gençlik, o zaman Arılah Bey il başkanıydı Milli Gençlik Vakfı'nın. Ben galiba tekrar atanma başkanıydım. Bir hesap yaptım, baktım not tutmuşum hep. Alaaddin şaka maka 13 bin gencin yüreğine dokunmuş. 5 yıl içinde. Bunun içinde ayakkabı boyacısı da var. Her genç var. Herkes var. Herkes var. İşte mesela o yüreğine dokunduklarımdan bir tanesi şu an Roman Konfederasyonları Başkanı Ahmet Çokyaşar. Evet. Ahmet mesela o zamanlar çok şeydi. Şimdi Ahmet'e ulaşmak için 3 tane sekreterden geçmem lazım. Artık bürokrasiyle iç içe. Hatta hiç unutmuyorum, belki mevzuyu açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa'da Roman açımla alakalı bir toplantı yaptığında kürsüye çıktı, anlattı Cumhurbaşkanımızın katkılarını. En son onların kendi diliyle Cumhurbaşkanı'na döndü. Sen de adamın dibisin dedi. Kendi şeyiyle. Şimdi 95'li yıllar, o dönemler geldiğimizde işte az önce bahsetmiş şimdiki il başkanı Sinan abi. Evet. Turan abi. Yani onların işte hızlı olduğu dönemler, yani biz evet. Abilik yaptığı dönemler. Ciddi bir şekilde insanın ufkunu açacağı çalışmaları onların sayesinde, yani onlar ön ayak oldu, onların sayesinde gördük. Ben çıkmışım, sadece buraya gelmişim, Kocaeli'ye gelmişim, Balıkesir'den bir ilçeden. Evet. Buradan Ankara'ya gidiyorsunuz, İstanbul'a gidiyorsunuz, öğrenciler, arkadaşlarınızla birlikte bir şeyler yapıyorsunuz, bir dergi çalışması yapıyorsunuz, işte bir mitinge gidiyorsunuz. Yani bir katkınız oluyor. Toplum adına bir şey katkınız evet, oluyor. Birliktelik evet. adına bir katkınız oluyor. Bu sefer sizin içinize bir şeyler gelişiyor. Yani kimileri bunu hani ne diyorlar? Söyle verin. Kişisel gelişim anlamında evet. birçok insanın parayla yaptığı işleri biz orada fedakarca birbirimizi tutanaraktan yetiştiriyoruz birbirimizi. Bir de sizin odanın büyütüyoruz. Ekibini de çok güzeldi. Yani evet. Sinan'ın başkanlığı bir üniversite yapısı. Evet. Harika bir yapınız vardı. Bizim o birlikteliğimiz hakikaten Kocaeli'de çok güzel işlere de sebep oldu ve sizin çalışmalarınız aşağıya doğru, orta öğretime doğru da etki yaptı. Evet. Sizi örnek alan birçok da gencimiz halen daha mesela zaman zaman bir tahmin ediyorum onlar da toplanıyor herhalde. Zaman zaman anlatırlar beraberler. Az önce de Akif Koral da birlikteydim. Ha, Akif, evet. Onda selam var. Aleyküm selam. Yani. Alaaddin, Sinan'dan sonra üniversite başkanlığını sen aldın herhalde. Yok, Ali bir dakika. Ali Güneşdar aldı. Ali Güneş. Selahattin Acaroğlu. Ondan sonra ben. Bir dakika şimdi, Küçük Armutlu da görev. Ha doğru. Evet. Selahattin Acaroğlu'na Küçük Armutlu da ondan ben aldım. Kampta sana devrettik. Evet. Ondan sonra o zamanki 23 Şubat baskısıyla bir gece evden ansızın alındın. Evet. O orayı da bir kısaca bir aktarabilir misin? Yani çünkü üniversite hayatından şimdi o günleri ben hatırlıyorum. Belki de alınması en son gereken adamdın sen. En önce alınanlardan bir tanesin. O da belki üniversite başkanı olma nasibiydi. Yani evet. Üniversite başkanı dedim, sevgili seyircilerimiz, Milli Gençlik Vakfı'nın kendi bir yapılanması vardı zaten. Bunlar tamamen legal bir yapıydı zaten. Sevgili avukatım Alaaddin Çakmak sözlerinin başında Milli Gençlik Vakfı'nı anlatırken rahmetli Adnan Demirtürk, mekanı cennet olsun, genel başkanımız olduğunda şöyle bir ifade kullandı ki hiç abartılı bir ifade değil. Dünyanın en büyük gençlik örgütü, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Hakikaten dünyanın hiçbir tarafında 1400 şubesi olan bir gençlik örgütü yok. Türkiye'nin hiçbir tarafında da 1400 şubesi olan sivil toplum kuruluşu yok. Böylesine bir yapıydı. Ama işte bir 28 Şubat süreci tanklarıyla beraber birazcık üzerimizden geçiverdi herhalde. İyi ki de geçmişler. Yani o dönem acı da insanı aslında pişiriyor, yetiştiriyor. Şimdi o günlerde işte başörtüsü eylemlerinin olduğu dönemler. Üniversitenin önünde başörtülü arkadaşlarımıza destek olmak maksadıyla bizler de orada bulunuyoruz. Yani tamamen sivil, silahsız, barışçıl, yani kendimizi ifade edecek bir toplumsal destek sağlama amaçlı yapmış olduğumuz faaliyetlerdi. Yani kimseye bir hakaretimiz yoktu. Asla. Sadece bir sivil bir duruş sergiliyorduk. Yani sonuçta memleket için, insanların özgürlüğü için hayırlı bir çalışma olduğunu düşündüğümüz için oradaydık. Ama maalesef o dönemin ruhu ona karşıydı.
Yani her şeyin, herkesin geliştiği gibi ruhlar da gelişiyor. Evet. Yani bu dönem biraz daha farklı bir dönem var ama bugün itibariyle maalesef bu memleket evlatları hakikaten işte kendisini en azından 15 Temmuz'da fiilen ispatlamış memleket evlatları o dönem için hakir görülüyordu, dışlanıyordu. Sanki bu ülkenin evladı değilmiş gibi bakılıyordu. İran'a git, Arabistan'a git Evet, o vesaire zaman şeyler meşhur deniyordu. sözler vardı, evet. İnsan, biz tabii bunları unuttuk. Yani sonuçta onu söyleyen insanlar da bizim insanımız, kardeşimiz bilmiyorlardı diye olaya. Ben ha o zaman da öyle baktım, bugün de öyle bakıyorum. Yani bilselerdi yapmazlardı. Bizden şimdi aynı fikriyata sahip olan insanlarla bir arada bulunuyoruz. Yani bizden herhangi bir zarar gelmediğini, konuşulabildiğini, hoş sohbet ettiğimizi, memleket adına güzel şeyler düşündüğümüzü söylüyorlar, ifade ediyorlar. Bu anlamda kendimizi ispatlamış durumdayız onların nazarında. Şimdi o günlerde üniversite önlerinde ciddi bir şekilde arkadaşlarımız gözaltına alındı. Evet. Bayağı yani üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, memurlar, bir cuma çıkışında toparlanıp götürüler, Komple toparlanıldı, evet. gittiler. Birkaç gün gözaltında kaldılar. Haklarına dava açıldı. Beraat ettiler. Ama o dönemin ruhu bir baskı oluşturmaya, yıldırmaya matuf hareketler yapıyordu. Biz de aynı şekilde gözaltına alınmışlığımız oldu. 2 gün gözaltında kaldık. Ondan Bir gece sonra evet. ansızın Yani geliverdiler. yaşayacağımız varmış. Tabii bunlardan ders Yaşatana çıkartırız. şükürler olsun. Evet, Bunlardan mutlaka. çekindiğimiz, korktuğumuzdan değil, Değil. korkuyor olsaydık burada olmazdık. Yani. Yani bu hesabı görecek olan Allah, insanlar hesabı göremezler. Vesiledirler sadece. Biz de bu anlamda o günleri yaşadık. Bizim için bir birikim oldu. O dönemlerde benim işte sizin tutuklanmalarınız, Mustafa abim tutuklanma falan bir tuğgeneral vardı, emekli. Sevdiğim, saydığım bir büyüğümüz. Paşamız derdik. Tabii istişare için onlara gidiyorduk. Yani Evet. çünkü o zaman askeriyenin dediği oluyordu açıkçası. Evet. Şöyle bir ifade kullandı. Biz sizden çok eminiz dedi. Sizden bu ülkeye zarar gelmeyeceğine o kadar eminiz ki. O zaman paşam bizden ne istiyorsunuz dedim. Konjonktür böyle dedi. Koskoca paşanın söylediği şey buydu. Konjonktür böyleydi. Yapılması gereken işte sen de biliyorsun öğrenci evlerinin baskın yemesi, Evet. bir genç ufakların kapatılması. Hatay'ı hiç unutmuyorum. Tüm Türkiye genelinde bir baskı yemişti o zaman. İki tane suç unsuru bulunmuştu. Tahmin ediyorum Bingöl Milli Gençlik Vakfı'ndaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet Kaya'nın kasetiyle Necmettin Erbakan'ın kaseti vardı. Suç unsuru dediklerim bunlardı yani şeyin. Böyle bir ilginçlikler de var o zaman. Ama Paşa'nın da dediği gibi yani o dönem işte adam açık açık söyledi işte bizim mesela Mustafa abilerin, o dönemin abilerimizin yargılanırken savcının çok net bir ifadeyle işte sevdiği Erol Pekcan o zaman biliyor işi. Kusura bakmayın başkan dedi ya siz ya ben. Devletin savcısı böyle bir tavra nasıl girebilir? Şimdi sen Evet. hukukçusun. Bunu nasıl değerlendirirsin Ya bu izah edilebilir bir şey değil. Yani hukukçu olmak asıl bunu? zor zamanlarda yani ortaya çıkan bir şey. Yani sakin dönemlerde işinizi yapabilirsiniz. Özellikle savcılık açısından söylüyorum. Ceza avukat ceza hukukçuluğu açısından söylüyorum. Genelde devletin baskısının hissedildiği bir alandır. Hukuk davalarında pek hissedilmez ama ceza davaları genelde özellikle siyaseten sıkıntılı olan konularda, biraz ifade özgürlüğüne ilişkin konularda genelde bir devletin baskısı hisseder. Savcı da hisseder, hakim de hisseder. Bu dönemleri biz yaşadık. Evet. O dönemlerde yargılanan birçok arkadaşımız var. Beraat etti veya cezası ertelendi. Şimdi o konular suç olmaktan çıktı. Yani böyle bir döneme de geldik. Ve biz şunu görmek her insanın hakkıdır. Her dönemde tarafsız ve dik duran bir yargı. Tarafsız, bağımsız, dik Evet. duran bir yargı. Ne onun ne bunun adamı, hukukun adamı olabilecek bir yargı olması gerekiyor. Bu fonksiyonu ön plana çıkan bir yargı olması gerekiyor. Şimdi farklı bir döneme girdi aslında yargı. 15 Temmuz sonrasında. Aslında şimdi onu soracaktım. Alaaddin, o zaman mesela sen henüz öğrenciydin, Evet. hukuk okuyordun. Şimdi hukukun içinde adalet tesis etmeye çalışan Evet. bir birimlerden bir tanesin. Evet. İkisini kıyas yapabiliyor musun? Nedir durum? Şimdi aslında onu Var mı ikisi değişen bir şey? İyiye mi gidiyoruz hukuk açısından?
Şimdi erken, aslında bunu konuşmak biraz erken. Çok mu erken diyorsun? Şimdi kürsüye yeni atanmış olan savcı, hakimler, işte yeni göreve başlayacak olan savcılar, yani genç meslektaşlarımız. Yani bu anlamda bir tecrübe sahibi olmaları için Biraz zaman biraz lazım. zaman gerekiyor. Yani atlattığımız badireyi de, yani basit bir badire değil. Değil, O yüzden evet. yargıya bu zamanı tanımak lazım. Göreve gelen arkadaşlar da yani samimiyetle bu işe sarılacaklar. Az önce söylediğim işte tarafsız ve bağımsız olmayı, işini iyice bilgi sahibi olmanın gerektiğini yerine getirecekler. Ve böylelikle bu memlekette hukuku tarafsız ve bağımsız hale getirmemiz lazım. İnşallah. Adil yargılanmayı Evet. sağlamamız lazım. Bu hem süreler bakımından adil yargılanmak en kısa zamanda ve işin hakkını veren hakim ve savcılara ihtiyaç var. Çünkü yani önceki dönemde yani Adalet Bakanlığı yapmış bir kişi bile, Mehmet Ali Şahin bile dosyaların Pensilvanya'ya gittiğini bile söyleyebiliyordu yani. Bu Yani noktaya gelmiş bir yargıdan bahsediyoruz ve bahsediyoruz. ondan tekrardan bağımsız ve tarafsız olmasını isteyeceğimiz bir yargıya dönmesini bekliyoruz. Biraz zamana ihtiyaç var. Zaman, evet. Şeyi soracağım burada. Gerçi bu bugünkü konumuz da çok önemli değil ama tabii mutlaka yakın takip ediyorsunuzdur. Şimdi bu meclise gelen o yeni anayasa paketinde Evet. yargıyla alakalı ciddi maddeler var mı? Ben pek bakma fırsatı bulamadım ama yani bir şey getirecek mi Alaaddin? HSYK ile ilgili, HSYK'nın Evet, bir yapısı yapılanmasıyla vardı. alakalı herhalde. Şimdi daha önce anayasa değişikliğinde HSYK'nın üyelerinin seçimle belirlenmesine ilişkin maddeler vardı. Bunlar şimdi ortadan kalkıyor. İşte yarısını Cumhurbaşkanı, yarısını meclis seçecek. Şimdi HSYK içerisinde aslında hakim ve savcıların da aslında istediği bir şey değildi. Her ne kadar kendi yöneticilerini kendileri seçsinler gibi gözükse de bu sefer klikler oluşmaya başlıyor. Yani adliyenin içerisinde şucu hakim savcı, Evet, bucu bu hakim hakim. savcı. Böylelikle bu illaki dosyaya yansıyor, başka şeylere yansıyor. Adamcılık başlıyor bu sefer. Birbirlerinin dosyalarına işte onay vermeler, vermemeler. Bunları göreceğimiz dönemlere Evet. girecektik daha fazla bir şekilde. O yüzden böyle bir yapıdan ziyade meclisin seçeceği, Cumhurbaşkanı'nın seçeceği bir yapılanmaya ama adil bir seçimle olması halinde DSK şu ankinden daha iyi olur. Daha iyi Belki olurdu. daha iyisi vardır ama en azından şu ankinden daha iyisi bir noktaya varacaktır. Onun dışında yargıyla ilgili benim incelediğim başka bir şey yok. Diğer konular daha çok işte başkanlık sistemiyle O sistemle alakalı, alakalı, onun evet. seçimini, onun görevleri vesaire onlarla alakalı Onu düzenlemeler inşallah var. başka bir programı sen bu İnşallah. sefer hukukçu olarak alırız. İnşallah. Onları bir hukukçu arkadaşımla konuşursun. Ben İnşallah. o konuları sana soru da sorulmam. Estağfurullah. Şeyde tabii bir vatandaş olarak mutlaka yakından takip ediyoruz ama işte programı açarken söylediğim gibi lütfen konuşmayın. Yani bunu konuşmayın derken bilen konuşsun. Herkes konuşmasın. Biz Türkiye'de şu an herkes her şeyi konuştuğu bir Şimdi mikrofonu dönemdeyiz. uzattın devlet Evet. yönetiyor. Ya bunu yapmayalım. Ben mikrofondan korkan bir insanım mesela. Sosyal Yani medyada zaten aman Allah'ım. herkes her Aklı konuda ayrı. uzman. Bir de kaldı ki sosyal medya zaten sıhhatli bir kaynak değil. Evet. İnternette, işte Facebook'ta, Twitter'da X adam müstehabi isimle çok rahat istediğini söyleyebiliyor. Kaynak olarak aldığın zaman zaten bir anda durduramıyorsun. Milyonlarca çıkıp gidiyor. O yüzden benim ilk açış anonsumda ne olur konuşmayın deki kastım bu aslında. Evet. Bırakın bu işi kim yapacaksa bunu yapsın. Dediğimiz gibi yani günahınıza, sevabınıza göreniniz var ama Allah aşkına yüreğimizi artık bir su serpin yani. Bir serinletin bizi. İnşallah ama ben bak mesela bu sözlerine biraz umutlandım. Yani da bundan daha iyi olacak diyorsan yargı. Çünkü buna Tabii ki. hep adalet herkese lazım. Kesinlikle. Adalet herkese lazım. Alaaddin üniversiteden sonra Milli Gençlik Vakfı'nda göreve devam ettin. Devam ettim. Başka sivil toplum kuruluşlarına görev aldın mı? Daha çok Milli Gençlik Daha çok Vakfı orada. orada. Ondan sonra MGV yine kapatıldı. Ve Anadolu Gençlik Derneği olaraktan Şu an Anadolu Gençlik ama ama şu an her ikisi tekrardan MGV açıldı. evet. Her ikisi de şu an Kocaeli'de yapılanması mevcut. Beraber iki kardeş kuruluş gibi şu an devam ediliyor. Birbirleri yarış ediyorlar mı? Birbirlerine destek mi gidiyorlar? Yani beraber Şeyin diyelim. yine hukukçu olduğun için soruyorum ya. Milli ve Gençlik Vakfı kapatıldığı zaman bütün mal varlığına el konulmuştu. Evet. Yani öyle ahşamda çok zengin bir vakıf değildik ama iyi kötü bir şeyler vardı. Sonuçta Mesela Halıdere'de bir 5 katlı bir evet. binamız vardı. O ne durumda mesela şu an? Şimdi o binamız tekrar iade edildi. Milli Gençlik Vakfı'na.
ve restorasyon çalışması yapıldı. Tekrardan şu an öğrenciler için kamplar vesaire kullanıma müsait. 2 yıldan beri de kullanıyorlar diye biliyorum. İnşallah daha güzel çalışmalara görürüz. Sizin döneminizde hakikaten ciddi sonuçlar aldınız. O dönemde yetişen insanlar var orada. Çok şükür. Yani şöyle söylemek gerekirse yani sizleri görmem zaten bizim o gün çalışmaların meyvesini vermiş demektir. Ama dediğim gibi içinde sizlerinkilerini biz göreceğiz inşallah. Değil mi? Benim torunları falan sahipleneceksiniz. Kaldı ki zaten benim büyük oğlum sizin yanınıza büyüdü. Evet. Sizin elinizde büyüdü yani. Evet. Çok şükür o da işte ODTÜ inşaatı bitirdi. Hayatına devam ediyor, evlendi falan. Ama o da mesela o terbiyeyle büyüdü. Buna da sebepsizsiniz zaten. Evet. Çünkü ben Emre'yi size teslim ettiğim zaman çok gönlüm ferahtı, çok rahattı. Biliyorum ki bir harika bir abi, öbür abi değil tabii, normal abi olarak buna zaten gerekeni vermişsiniz. Mesela şimdi Emre'yi nereye salarsanız var, Emre her zaman aynı şeyi söylüyor. Ben diyor tozu yuttum, onun edebiyle bende şimdi hareket var. Nereye gidersem gideyim diyor, özgüvenim var. Onu diyor işte Sinan abilerim, Alaaddin abilerim, onlar verdiler diyor bize. O dönemin hani dedim ya kişisel gelişim anlamında çok basit şeyler yapıyormuşuz gibi gözükebilir ama bizim hayatımızı etki edecek olan ciddi kazanımları biz elde ettik. Yani bir ufak küçük bir kardeşimize bir yere götürmek, bir pikniğe götürmek, onunla bir futbol maçı yapmak, yani edeben söylememesi gereken şeyleri söylemek, anneye babayla işte itaatle alakalı, saygıyla, hürmetle alakalı tabii güzel şeyler göstermek. Biz daha çok bunları söylemekten ziyade yaparaktan örnek olduğumuz için, çok bize harika, de örnek evet olduklar için çok bu harika. Böyle bir etkileşimdi. Yani insanlar sözün geçtiği bir noktaya kadar, sözün bir noktaya kadar geçiyor. O yüzden yaparak en güzel şey temsil etmektir yani. Hazreti Peygamberimizin yani hal ile anlatmadır. Evet. O en güzel etkidir o. En güzel. Alaaddin Esam'a geçeceğim ama istersen bir ara verelim. Peki. Bilmiyorum yayın masamız ne der. Bir ara verelim. Ondan sonra tekrar Esam'a geçeriz. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra birlikteyiz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen araç takip markası Seyir Mobil'in katkılarıyla Mazda'nın istikbale devam edecek. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri, ısı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi manto oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpentineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Plise perde, plise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpentineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166. 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpentineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun.
Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen araç takip markası Seyir Mobil'in katkılarıyla Mazi'den istikbale devam ediyor. Evet, ikinci bölümde tekrar birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Dediğim gibi bu akşam konuğum sevgili avukat Alaaddin Çakmak. Kendisi Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda da ESAM Kocaeli Şube Başkanı, yani Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Kocaeli Şube Başkanı. Birinci bölümde Alaaddin'in Balıkesir Begadiç'ten Kocaeli Üniversitesi'ne gelip hukuk fakültesini bitirip tekrar burada hukuk bürosu açarak birkaç arkadaşıyla birlikte Kocaeli'ye artık entegre olmuş durumda. Biz Alaaddin'e artık Balıkesirli demiyoruz, İzmitli diyoruz, Kocaeli diyoruz ama bu arada evlendiğin çocukların falan da oldu. Evet. Hanımefendi Balıkesir'den tamam. O alışabildi mi buraya? Alaaddin? Alıştı. O da alıştı. O güzel. Yani çocuklar kaç yaşında şimdi? 14'te basacak olan, 14'ü bitirecek olan bir kızım var. Ben konuştukça batıyorum ben. Yani kızının, ben de yaşlandığımı görüyorum. Kızının doğduğu günü de hatırlıyorum şimdi. Hakikaten maşallah. Yani o da 1 Ocak günü dünyaya geldi. 2003 yılında. Maşallah. Dünyaya maşallah. Geldi. Şimdi nerede? Şimdi Mehmet Akif İmam Hatip'te. İmam Hatip'te okuyor. Orada evet. Hazırlık okuyor. İkinci çocuğun erkek herhalde. Erkek Aleymen. O da şu an 3'e gidiyor. İlkokul 3'e gidiyor. Şu an seni seyrediyorlar mı? Bilmem. O zaman biz onlara bir güzel şöyle bir selam gönderelim. Alaaddin, birinci bölümde şimdi senin üniversite yıllarını konuştuk. Sivil toplumla özellikle Milli Gençlik Vakfı'ndaki o güzel hizmetlerini konuştuk. Ve ondan sonra Saadet Partisi Yönetim Kurulu'na geçtin. Bir ara... Evet. Milletvekili adaylığımız oldu. Adaylığın oldu. Evet. O süreçleri bir alayım senden o zaman. Şimdi birikimden sonra sizi boş bırakıyorlar. Diyorlar ki yani sorumluluk almak gerekiyor. Yetişmiş insana ihtiyaç var. Memleketin durumu ortada. Ve olacaksa siyasetle olacak. Ne olacaksa. Ve insanları ikna ederek olacak. Bunun da en güzel mecrası siyaset. İşte 1 Kasım'da milletvekili adaylığımız söz konusu oldu. O dönem
koşturduk. İşi öğrendik. Sahada insanlarımız da farklı şekilde sahadayken şimdi kendimiz biraz daha ön planda. İnsanlara derdimizi anlattık, davamızı anlattık. Onların sıkıntılarına merhem olacak olan çalışmaların bizlerin vesilesiyle olacağını, bu dava vesilesiyle olacağını anlatmaya gayret sarf ettik. Milletin takdiri şu anki durummuş. O konuda milletin takdiri başımızın tacı. Saadet Partisi ile şu an İl Yönetim Kurulu üyesi olarak da devam ediyoruz. O iki hafta önce genel başkanımız buraya ziyaret etmişlerdi. O dönemde hem il planımızı açtık, hem il divanımıza katıldılar. Hem de Kocaeli'nin önde gelen siyaset iş adamlarıyla birlikte bir yemeğimize katıldı. Kendisi onlara bir konuşma yaptı. Güzel bir ortam oluştu. Şu an Türkiye'yi dolaşıyor. Mesela geçen günde Denizli'deydi. Denizli'de yaşına rağmen 7 tane toplantıyı bir gün içerisinde yapabilmiş bir insan. İnşallah. Bir karşılık bulabilen birisi. İnşallah biz de onunla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim başarılar nasip etsin diyorum da bu arada birkaç soru soracağım sana şimdi. Yeni binanız hayırlı olsun önce. Allah güzel hizmetler nasip etsin orada size. Şimdi Saadet Partisi'nin bugüne kadar olan tabelası kırmızı beyazdı. Yeni bina niye siyah beyaz? Tabelamız. Siyah beyaz olmaması lazım. Geçen ben baktım. Siz karanlıkta bakmışsınızdır. Karanlıkta baktım zaten. Kırmızı görünmedim. Ama ışıkları yanıyordu. Yanıyordu ışıklar. O zaman tabela kırmızı olduğu için bana öyle göründü. Olabilir. Allah Allah dedim. Acaba renkte mi bir değişim oldu? O zaman demek kırmızı zemini görmeyince sadece beyaz yazı. Evet. Aslında doğru ya tabii. Gündüz bakışta da kırmızı olduğunu gözüküyor. Geçen bir Ankara ziyaretiniz oldu. Hatta bizim Allah selamet versin Hasan Bitmez genel başkan yardımcımız. Bizim dönemde Gebze Birliği Gençlik Vakfı'nın kurucu ve hizmetkarlarından biriydi. Evet. Orada tabii Hasan'ı görünce de ayrı bir mutlu olduk. Hasan'ın genel başkanı olması. Hasan abi yani cefakar bir insan. Yani genel merkezde koşturan bir insan. Tüm Türkiye'de koşturan bir insan. Partinin şu anki yapısını dik tutan insanlardan birisi. Evet. Oldukça cefakar bir dostumuzdur kendisi. Yani şu an Kocaeli'den birçok insan aslında Ankara'da. Yani bunu orada... Kocaeli'nin o noktada biraz bereketi de var zaten. Yani hatta sadece Saadet Partisi için söylemiyorum bunu. Bütün siyasi partilerin Kocaeli olarak bir ağırlığı Ankara'da her zaman hakim olmuştur. Sanki böyle bir bereketi var Kocaeli'nin. Burası hani tabiri caizse bir muhacir memleketi. Muhacir, evet değil mi? Yani hayata tutunmak isteyen insanların bulunduğu, buluştuğu bir yer burası. Yani Türkiye'nin her şehrinde insan var. Ve yaşamak için insanlar burada bir aslında uzlaşı kültürü oluşmuş. Yani bir güzel bir şey bu. Ve bu tutunmak insanı çabalamaya, ortaya bir eser koymaya da gerektiriyor. Haliyle yapılarında bu yansıyor. Aileye yansıyor. Herkes bir koşturmaca içerisinde aslında Kocaeli'de. Evet. Bunun bir sonucu olarak da aktif olan insanlar da haliyle siyasette yer alması kadar doğal bir şey yoktur. Yani Cumhurbaşkanımız hayatını aktif getirmiş bir insandır. Noktaya kadar gelmesi gayet doğaldır. Birçok siyasetçi de aynı şekilde. Tabii. Emek işi, zaman ayırma işi. Şimdi Kocaeli ile alakalı geçen Büyükşehir Başkan Vekili Sayın Zekeriya Özağa konuk ettim burada. Evet. Sağ olsun o da kırmadılar bizi geldiler. O da çok ilginç bir cümle kullandı. Düne kadar dedi Kocaeli dedi göç veriyordu. Evet. Şimdi de her sene İstanbul'dan 25 bin göç alıyor dedi. Evet. O yüzden dedi Kocaeli yöneticileri tabii önce kendileri olmak üzere yöneticileri de bunun dedi tedbirini almak durumundalar. Her sene dedi 25 bin göç alıyor. Tabii bunu ister yazlıkçı olarak mesela şimdi Maşuk gelir, işte bu yukarılardır falan bayağı bir... Hem konut anlamında bir göç alma var hem de yani sanayi anlamında İstanbul artık sanayisini dışarı yürüyor. Kandıra bölgesi, işte Dilova bölgesi, sanayi bölgelerinin kurulmuş olması ve kurulacak olması yavaş yavaş bu rağbeti buraya arttırıyor. Ama bu hem sevindirici hem üzüntü verici bir şey. İşte orada yani, zaten yöneticilerin yeteneği çıkacak ortaya artık şehri kim yönetecekse. Yani şimdi diyeceksin Alaaddin sen de sonradan geldin ama... Ama sonuçta memlekete bir değer katmaya çalışıyoruz biz de. Mutlaka. Kocaeli'nin bize verdiğini, biz tekrar Kocaeli'yi vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu minvalde çalışıyoruz. Ama buranın bir doğası var. Buranın bir devam etmesi gereken bir kültürü var. Bunun bozulmaması gerekiyor. Bu da yöneticilere düşen bir görev. Öncelikle doğa bambaşka bir şey. Evet. Yani konut anlamında
ciddi bir çarpık bir yapılaşma söz konusu. Bunu planlı, düzenli bir yapılaşmaya gitmesi gerekiyor. Bunu önlemler alması gerekiyor. Ve doğanın, yeşilin bozulmaması gerekiyor. Kocaeli hem yeşiliyle, hem deniziyle, hem sanayisiyle yani ortak bir noktada buluşmuş bir şehir. Bozulmadan bunu gitmesi lazım. Burada yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu yeşil noktasında çok hassas. Evet. Yani hatta geçenlerde bir olay yaşadık. Meclisin Aytepe'de. Aytepe'deki o gençlik kampı ayrı. Ona da zaten geleceğim zaten. Orada rüzgar tribünleri alakalı bir şeyler. O zaten anladığım kadarıyla herhalde iptal olmayacak. Doğru dönmüş herhalde galiba. Evet. Haklı da bir. Tabii ben çok anlamadığım için de bilemiyorum. Çünkü onun yerleşimi, kurulumu, oraya zararı, karı, işte enerjisi, şusu busu. Bunlar artık uzmanların işi. Ya da siz hukukçuların işi bu. Yani biz şimdi dediğim gibi ben şehri yönetene güvenirim, inanırım. Ama o da bana ihanet ederse hesabını Allah'a veririm. Daha yanlış görürsem zaten müdahale ederim de. Şey noktasında Kültür Müdürlüğü'nün önünde bir ağaç vardı. Sol taraftaki dalı kurumuş. Park Bahçeleri Daire Başkanı'nı aradım. Dedim böyle böyle gelin bu kesin milletin kafasına falan düşerdi. Dediler İbrahim Başkan'a yazılı kağıt getir bize. Kesemeyiz dediler ona sormadan. Bu konuda da böyle bir hassasiyeti var ama tabii dediğin gibi yapılaşmanın çok daha bir kontrollü olması gerekiyor. Yeşil alanın daha çok mesela biz yani belki çok eski bir örnek olacak ama bir çocukken toprak yerdik. Şimdi burada yiyecek toprak da bulamıyorlar. Evet. Her taraf beton. Benim şimdi birkaç yıldan beri bir bahçeyle meşgulüz. Evet. Şunu yani biz de tütün yetiştirerekten büyüdük. Evet. Tarla kaçarak da büyüdük. Hepsi var. Yani şimdi kendi çocuklarımın da bir tohumun toprağa düşüp onun büyütmeyi, ondan büyüyen şeyler, meyvesini, sebzesini almasını, hayatın bu dönüşümü görmesini istiyorum. Bu aslında hakkı hakikati de görmektir aslında. Ve bu böyle bir canlının hayata devam etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ve geleceğe de bu şekilde çok iyi koruyup geliştirmesi de gerektiğini bilmesi lazım. Bu anlamda inşallah böyle bir niyetimiz var. Bunu çocuklarımızla da gösteriyoruz. Ağaç dikiyoruz. O ağacın işte şu anki halini görüyor. 3-5 yıl sonraki işte büyüdüğü hali görecek. Evet. Bu güzel bir şey. Yani biz böyle büyüdük. Tarlada yatarak büyüdük. Tütün dikerek, tütün dizerek büyüdük. İşte bu anlamda evlatlarımızın da herkesin evladında toprakla büyümesi güzel bir şeydir. Güzel. Evet. Alaaddin, birazdan SM'a geçeceğim ama merak ediyorum. Gerçi bu sizin teşkilat modelinde ona siz karar veremiyorsunuz ama şimdi önümüzdeki yılda büyük bir ihtimalle bir seçim görünüyor. Evet. Var mı aklında tekrar aday olmak? Düşünür müsün? Bizde görev istenmez, verilir. Ben aslında cevabını bildim, soruyu sordum sana ben ama ben görev istenmenin biraz içerisinde hani yanlış şeyler barındırdığını düşünüyorum. Ve yanlışlıklar getirdiğini düşünüyorum. Sorumluluktan kaçmak, hani verildiği zaman, dayatıldığı zaman yaparsın, herkesin umudu sensin, yapman lazım dendiğinde belki yük size kalıyor olabilir belki ama ya bu işi en güzel ben yaparım dendiği zaman orada bir yanlışlık İşin olduğunu düşünüyorum. Değişiyor tabii. O bakımdan yani toplumsal bir mutabakat da insanların ortaya çıkması daha güzel ve yetkili kurullarca insanların görevlendirilmesi daha güzel. Bizim içinde bulunduğumuz yapı bu anlamda buna sadık. Böyle çıkıldığı zaman yani biraz egoyla çıkıldığı zaman yanlış şeyler geliyor. Kazanımlar kaybediliyor. Umutlar tüketiliyor. Şu an itibariyle yani Saadet Partisi, Milli Görüş Hareketi görev istenmez, verilir düsturuna sahip. Bundan şekli gençlerde oluşan, insanlarda oluşan bir yapı. İnşallah bundan sonra da böyle gidecektir. İnşallah. İnşallah. Bereketi biz bunda görüyoruz. Evet, hazır Milli Görüş Hareketi demişken sevgili çok değerli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetli anmadan geçmeyelim. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizde çok ciddi emekleri vardır. Bilmediğimiz birçok şey onun sayesinde ondan öğrendik, ondan gördük. Birikimlerimizin sebebi tamamen kendisidir. O yüzden gani gani rahmet eylesin Cenab-ı Allah. ESAM'ın kurucusu da hocamdır. Evet. Yani Ekonomik Sosyal Araştırma Merkezi.
Bu önce Ankara'da kuruldu herhalde. Evet. Alaaddin hikayesini senden dinleyelim Esam'ın, sonra Kocaeli'ye gelelim. Esam 1969 yılında yine işte Erbakan hocamızın önderliğinde teknokrat, bilim adamı, ilim adamı, siyasetçi, iş adamlarından oluşmuş bir araştırma, geliştirme merkezi. Bu anlamda daha çok ekonomik, sosyal, kültürel, siyaset anlamında fikir üretip bunu toplumdan yön verecek çalışmalar ortaya koymayı murat eden bir yapı. İlk çalışmalarını işte o dönemler Avrupa topluluğu üzerine yapmış. Ciddi bir fikir ortaya koyup insanları etkilemiş. Daha güncel zamana geldiğimiz zaman işte D8 diye işte Erbakan Hoca'nın 11 ayda kurmuş olduğu, evet, birçok devleti bir araya getirip, evet, ortak bir amaçla bir araya getiren organizasyonu, yapılanmasını yapan bir teşkilat. Şimdi de bunu devletin sahiplenmesinin yanında aynı şekilde daha çok Milli Görüş Hareketi sahipleniyor. Yine onun kuruluş dönemlerinde yurt dışında üye ülkelerden temsilcileri ağırlıyor. Bir şeyler geliştirme, yönlendirme anlamında çalışmalar yapıyor. Yine Müslüman Topluluklar Birliği adı altında dünyada aşağı yukarı işte 200'e yakın Müslüman ülkelerinde bulunan toplulukları davet edip bunlarla 2-3 günlük süren, bazen bir hafta süren çalışmalarla, panellerle ortaya koyuyorlar çalışmalarını. Birlikteliği sağlama, ümmet şuurunu sağlama adına, evet, bu çalışmayı yapıyor. Bu anlamda oradan gelen insanlar da bu birlikteliği göstermek, ümmet birlikteliğini göstermek açısından güzel bir örnek oluşturuyor. Ve bu insanlar Türkiye'ye gelip biz onlardan haberler alıyoruz. Daha kaynağından sağlıklı direkt haberler alıyoruz. Direkt kaynaktan haber alıyoruz, evet. O gelen insan da diğer ülkedeki Müslüman kardeşinin acısını, sıkıntısını dinleyebiliyor. Ve bununla ilgili ortak bir fikir geliştirme ortamı oluşuyor. Bu çalışmalara imza atıyor. Daha çok mesela 90'lı yıllarda adil düzenle alakalı çalışmalara imza attı. Şimdiki dönemde yine Ankara merkezde yine çalışmalarını yapıyor. ADES çalışmalarıyla ilgili bir işte ortaya bir örnek sundular. Onu sunmuşlardı meclise. Çarşamba sohbetleri adı altında önemli ilim ve fikir adamlarını getirip onlardan sunumlar alınıyor. Biz de bunun Kocaeli versiyonunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Alaaddin, şimdi buraya geleceğim de bu mesela sözlerin arasında o bizim her zaman hayranlıkla ve gurur duyduğumuz D8'ler. Evet. D8'lerin şu anki durumu nedir? Bunu yakından takip ediyorsundur mutlaka. D8'ler maalesef şu an işlerlik kazandırılmıyor. Aslında yani ciddi umutlarla kurulmuş olan bir yapı ve arzu edilen noktada değil. Şimdi iki hafta önce yine bir haber programında bunun üzerinde duruldu. Ama ne zaman duruldu? Avrupa Birliği ile yeniden son nokta itibariyle işte başka alanlara yönelmek gerekir şeklinde bir düşünce ortaya konuluyor. İşte Şangay'da, Şangay Beşisi'nde, evet, işte derman aranıyor. Başka başka mecralara gidiliyor. Ama bizi biz yapan, değerlere sahip olan başka ülkelerdeki kardeşlerimizle bir araya gelme ihtimalimiz daha mümkün. Onlarla olan ticaret hacmimiz o dönem itibariyle hani 200 milyar dolarken 800 milyar dolarken bugün 2 trilyon dolar seviyesine gelmiş bir ticaret hacminden bahsedildi ve biz bundan mahrum kalıyoruz. Ama burada herkes karşılıklı anlayışla birbirini yükseltecek bir anlayış varken Avrupa Birliği tamamen çıkar anlayışına endeksli bir sömürüye dayalı. Yani hiç kimse özellikle Avrupa Birliği'nin kuruluşunu ve tüm dünya biliyor, insanlarımız biliyor, sömürüye dayalı bir anlayışla bugünkü refahını oluşturmuş, anlayışını oluşturmuş bir yapı. Biz bu insanlardan medet umar halde kapılarında yıllarca bekliyoruz. Almayacağı belli olan yapıda biz niye bekleyelim? Onun kültürü iyi olan değerleri varsa bunu almakta beis yok. İlla o birliğe girip de almanın bir esprisi yok. O iyi olan değerlerin, ilim, fen ne gerekiyorsa bunlar alınır. Ama onların yaşam tarzı bizim için bizde bir gelecek yok. Bizim açımızdan bir gelecekleri yok. Zaten yaşam tarzları. Biz kendi kendimize büyüteceğim. Kendi Anadolu'muzun kendi değerleri üzerine, kardeşlik hukuku üzerine, kendi birikimlerimizi harekete geçirip geleceğimizi kendimiz oluşturalım. Ve bir anlamı olsun.
taşıma suyla değirmen dönmüyor. Kültürde de dönmez. Evet. Başka şey de dönmez. Ama ilim denen şey, bilgi, bu dönüşebilir. Geçmişte Müslümanların üretmiş olduğu bilgi Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya yayılıp o insanlar bugün o ilimle bir noktaya getirmişlerse biz de aynı ilmi alabiliriz. Kaldı ki üretken bir milletiz. Ciddi bir genç potansiyelimiz var. Yeter ki üretkenliğimizin önüne geçilmesin. Bu anlamda yani hangi görüşten olursa olsun bu milletin insanları, genç nesli, üretken insanlar iyi bir eser ortaya koyabileceğinin kanaatindeyim. Bugün cebimize taşıdığımız telefonları bizim insanımız yapabilir. Ama yeter ki ona hem siyaseten engel olunmasın hem de dışarıdan engel olunabilecek olan yapıların önüne geçilsin. Önüne geçilmesi. Bugün Aselsan'la ilgili 8 tane insanımızın evet. soruşturmaları yeni açılıyor. Yani çok değerli insanlarımız var. İsimlerini bilmiyoruz belki ama bu insanları koruyup kullanmalı. Avrupa'da yaşayan insanlarımız var. Sizin de benim de bildiğim insanlarımız var. Evet. Yani ciddi bir noktaya gelmiş insanlar. Bunlar Türkiye'ye çekilmesi gerekiyor. Türkiye'ye cazip hale getirilmesi gerekiyor. Ve böylelikle çok daha güzel günleri biz göreceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Alaaddin, ben şey diyorum, her zaman aklıma gelir. 15 Temmuz'da çatıya çıkıp da F-16'yı devreyle durduran bir birliktir. Yani veya bu ne niyetlenmiş bir tankın egzozundan söyleyecek. Yani hakikaten dediğim gibi bu imkanlar verildiği anda ve olası tüm kötülüklerin önüne geçildiği an evet. bu iş hakikaten olur Allah'ın izniyle. Kaldı ki Türkiye'nin üzerinde zaten ümmet mazlumlarının duası da mevcut. Evet. Yani o da bir işin manevi desteğidir. Bütün mesele milli olmak zaten. Bütün kesinlikle. Sıkıntı orada. Kesinlikle. Alaaddin, şimdi Esam Kocaeli şube başkanısın. Sen kaçıncı başkanısın Esam'ın? Ben üçüncü başkanıyım. İlk kurucu başkanımız kimdi? Selçuk Karamalık isminde. Selçuk Karamalık. Ondan sonra? Salim Tekoğlu. Salim Tekoğlu. Şimdi de ben. Salim, şimdi AFAD'ın Kocaeli müdürü. Kocaeli evet. müdürü. Şimdi aslında çok da kendinizi fazla böyle şey de yapmıyorsunuz. Biz kendimizi pek göstermiyoruz. Reklam etmiyorsunuz açıkçası. Yani biz şunu bunu yapıyoruz ama bir şeyler yaptığınız kesin. Sizden şüpheleniyorum zaten. Evet. Şüphetmekte haklısınız. Şimdi Salim Bey döneminde hem aylık rutin toplantılarımız, söyleşilerimiz oluyordu. Hem de dergi çalışmamız vardı. Ve panel çalışması yaptık. İşte Dünya Birleşme üzerine bir panelimiz oldu. Güzel bir ses getirdi. Dergimiz aynı şekilde. Kentleşme üzerine çalışmamız oldu o dönemde. Güzel bir çalışma ortaya koyduk. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz de aşağı yukarı 180-100 kişi katılımlı misafirlerimizle biraz daha interaktif toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Söyleşi tarzında ilk önce konuşmacımız geliyor. Onun sunumundan sonra anlatmış olduğu konular üzerine karşılıklı soru cevaplı daha keyif alınan bir toplantı ve bir şey ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bu fikirleri biz yazı haline getirip hem sosyal medyada hem de basın anlamda paylaşıyoruz. Fikir zaten bugün önümüzde elinize aldığınız bardak bile bir fikir de yani ortaya çıkıyor. Ve birçok çağırmış olduğumuz belli seviyedeki arkadaşlarımızın da katılımlarıyla soru cevap şeklinde birçok konuyu açıyor. Hayata ışık saçabilecek konular gündeme geliyor ve biz bunları derleyip inşallah bir sunum yapacağız bunlarla alakalı. Geçen dönem işte medeniyet anlamında bir çalışmamız oldu. İşte yani gerçek anlamda medeniyetin yeniden kurulması, İslam medeniyetinin inşası anlamında hangi çalışmalar yapılabilir? Siyaseten duruş nasıl olmalı? Ekonomik anlamda duruş nasıl olmalı? Bizim mimarimiz nasıl olması lazım? Eğitim anlayışımız nasıl olması lazım? Bunları o toplantılarda biz... Yaşamın içindeki bütün merhaleler... Onları işte gündeme getiriyoruz. bu dönemde işte doğru bilgi bakış açısıyla çalışmaları planladık. İşte ilk konuşmacımız da Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Bey'i davet ettik. Evet. Medyada doğru bilgi anlamında bir sunum gerçekleştirdi. Gayet güzel bir toplantı oldu. Medyada da ses getirdi. Yani medyadaki algı yönetiminin nasıl olduğunu, fotoğrafın hangi kısmının gösterildiği, nasıl göstermeyen okundu? Kısmının nasıl okunduğunu bu anlamda gayet bir bakış açısı sundu. Bunları derliyoruz. Genel arkadaşlarımız bu anlamda bilgi sahibi oluyor. Biz bilgi demiyoruz. Böyle bir etkileşim toplantıları sergiliyoruz. Maksadımız
insanların doğru kaynaktan beslenerekten işte hayata dair edineceği bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Gayemiz bu. Bu yapın için üniversite gençler de var tabii. Şimdi onunla ilgili de. Ya da böyle bir çalışmanız var mı yani? Evet. Bununla ilgili bir çalışmamız inşallah olacak. Özellikle üniversitede kendi mekanlarında böyle bir çalışma yapmak için bir planlama yaptık. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bunu arkadaşlarımızla paylaşacağız. Onlardan bu istek daha çok geldi ve sahiplendiler. Çünkü fikrinizi insanlara anlatmanız gerekiyor. Ve biz başlangıçta bir şey dedim. Bizim derdimiz insanları ikna etmek. Bu sözle olacak bir ikna. İnsanları zorla, baskıyla olma ihtimali yok. Yok. Hiçbir inançta da bunun yeri yok. Ve konuştuğumuz zaman insanların bizi takdir ettiklerini, benimsediklerini görüyoruz. Bunun için de onlara ulaşmak adına kullanabilecek her türlü yolu bulmaya gayret sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ayda, yeni yılda diyeyim, Ocak ayında böyle çalışmayı başlatacağız. 2017 yılında. Peki Alaaddin, şimdi Saadet Partisi bir taraftan, evet, Hukuk Bürosu bir taraftan, Esen bir taraftan, eve ne zaman gidiyorsun? Evet, o konuyu açmayalım. Şimdi hani şey vardır ya, bu sizin gibi görevli arkadaşlarımızın zaten bu noktada... Şimdi evde de kimse var mı diye sormak lazım. Şu anda eşimde Kredi İhtar Kurumu'nda oradaki kız öğrencilerle bir çalışması var. Oo, çok güzel. Küçük oğlumu da alıp oraya gitti mesela. Boş durmuyoruz yani. Aa, çok iyi. O zaman da diyorsun biz ailece bu... İcazetliyiz. Hizmet işine gideceğiz diyorsun. Vallahi imrendim Alaaddin. Yani hem gururlandım hem imrendim. Esam devam edecek mi bir müddet daha seninle, yoksa var mı kafanızda böyle bir şey? Şimdi az önce gel söyledim, biz aynı yapıda olduğu için görev istenmez verilir diye. Takdir. Hani yani, yorgunluk var mı? Yoruldun mu? Şimdi biraz özel olacak ama meslekle ilgili özellikle. 15 yıldan beri işin insan meselelerinin üzerine dayalı bir meslek olduğu için insan yoruluyor ve üzülüyor. Normalde incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerden iş çıkartan bir toplum haline gelmemiz aslında beni üzüyor. Sorun buydu, sen sağ olasın. Evet. Bir sorudan önce onu sor, hukuki yapı nasıldır diye getirecektim. Bu şekilde devam et o zaman. Şimdi üzüntü veriyor. Benim insanım. Genel insanlar benim insanım. Karşı taraf benim insanım. Aslında üçüncü bir göz devreye girdiğinde, sağlıklı bir şekilde devreye girdiğinde çözülebilecek birçok mesele varken biz adliye kapısında tabiri caizse yatmayı, işte avukat tutup işimizi yaptırmayı ne bileyim önemli hale getirmişiz. Ama bunun öncesinde daha sakin bir şekilde, huzurlu bir şekilde çözülebilecek yöntemler var. Bu aslında biraz bizim ahlaki anlamda bir çalışma yapmamızla alakalı. Bu yapılması halinde adliyedeki dosya sayıları azalabilir, avukat sayısı azalabilir, hakim savcı sayısı azalabilir. Devasa adliye binaları yerine daha makul binalarda işimize... Devasa okullar yapılabilir. Yani devasa eğitim merkezi yapılabilir. Üzülüyor insan. Hani ufak bir kargaşada adliye insanlar koşuyorlar. Aile meselelerinde insanlar adliye koşuyorlar. İşte mal davalarında birbirinin hakkını yemekten dolayı işte avukatlar adliye koşuyorlar. Miras mevzuları ciddi sıkıntılı. Ticari anlamda bir insan borcu var. Borcunu ödememek için elinden geleni yapıyor. Alacağı var, almak için de elinden geleni her şeyi yapıyor. Yani böyle bir iklimde bizden de çok şey gidiyor. Yani biz kendimizi korumaya çalışıyoruz. Özellikle ofiste oluşturduğumuz işte bir kardeşlik havasıyla, yani birbirimizi kırmadan, üzmeden, sağlıklı bir şekilde işini teslim eden insanların işini yapmaya çalışıyoruz. Ve otokontrol yapıyoruz. Yani hakla uğraşıyorsunuz. Yani insan hakkım dediği evet, bir şeyi evet. Öncelikle biz kendi süzgecimizden geçiriyoruz. Ondan sonra koşturmaya başlıyoruz. Ve burada yanlış alet olmak da istemiyoruz. Ve birbirimizi sürekli bir kontrolümüz var. O çok iyi. Onun aslında şimdi onu da soracaktım. Yani şimdi akşama kadar bir sürü problemli insanla oturuyorsunuz. Evet. Ve herkesin problemi farklı farklı. İşte o onun lehinde, o onun aleyhinde konuşurken veya benzeri. Bu mal oluyor, başka bir şey oluyor.
Bu arada sizin psikolojisinde insansınız. Yani bunun psikolojisi, bunu tabii senin şahsa tüm avukatlar için söylüyorum bunu. Evet. Ve senin çizginde olan avukatlar için söylüyorum. Yani hakikaten bizim Abdullah Özer'i tanırsın. Abdullah Özer sağ olsun bir gün ziyaretimize geldiğinde dedim hala Abdullah saçların beyazlamış dedim. Yani sen daha gencecektin. Abi adaletin olmadığı bir yerde adaletle hükmetmek çok zor dedi. Yani şimdi o da galiba ağır ceza dahil başlıyor bildiğim kadarıyla. Bu noktada manevi desteğiniz belki alıyorsun ama bir de psikolojik desteği ihtiyaç hissediyor musun? Ya da böyle bir destek alıyor musunuz? Tamam kendi otokontrolünüzü belki yapıyorsunuz ama şimdi yani, örneğin Zafer'le de konuşsan Zafer'in de sıkıntısı aynı. Evet. Onun da desteğe ihtiyacı var. Şimdi biz çözümü hem kendimiz bir araya gelerek konuşarak bu işi hallediyoruz. Bir. İkincisi kişisel anlamda işte mesela ben kendim toprağa verdim. Orada hallediyorum diyorsun. Yani orada bir şekilde gezmek işte herkes geziyordur işte yuvacın yukarı dağlarında, aynalarında gezmek. İşte ne bileyim Marşuki'de dolaşıp gezmek. Bunlar beni rahatlatan şeyler. Veya ne bileyim işte şehir dışında biraz dolaşıp gelmek. Bunlar dinlendiriyor. Bir de bu sosyal yapmış olduğumuz çalışmalar, sivil toplum çalışmaları da yani emektar arkadaşlarımız da şimdi öğretmen olan arkadaşımız var, iş adamı olan var. Biz bazen bir araya geldiğimizde biz dertlerimizi unutuyoruz. Muhabbet koyulaşıyor. Bu da dinlendiriyor insanı. Dinlendirir. Yani dinlendirir. Farklı bir döneme götürüyor. Yani sağ olsun ailem de destek veriyor. Çocuklarım yani enerji veriyorlar. O sağ olsun. Enerjimi almıyorlar. O en önemli olan tarafı oldu yani, zaten. Yoksa hani her zaman diyoruz ya imtihan sağ olsun bizim belirleme yetkimiz yok. Evet. Rabbimiz belirler. Biz orada imtihan oluruz. İşte biraz biz şanslıyız galiba. Mesela ben bunu aldım mı sana gelebiliyorum. Sen bunu aldın mı bana gelebiliyorsun. Evet. Bu noktada biraz şanslıyız. Yoksa gidip beraber aşağıda iki kadeh atlamak bunda da teselli arayanlar var mesela var, şimdi. Var. Bu da insanı galiba ister istemez üzüyor. Yani bu çözümün üzüyor. Olmadığını bildiğin halde unutmak diyor adam. O anlık unutmak. İşte bu da tabii sığınılacak yerin yanlış adres. Yanlış adres, ben yani. Yapı itibariyle yani bir şeyi, birçok şeyi aynı anda geçebiliyorum belki ama ben de iz bırakıyor. Yani olayı olduğu yerde bırakıyorum ama onu şeysiz bırakmıyorum. Yani bağsız bırakmıyorum, olayı bağlıyorum. Başka bir olaya geçiyorum. Gün içerisinde bunu yapmak güzel bir şey ama akşama doğru birçok şey sizden gitmiş oluyor. Bayağı bir gider. Bayağı bir sıkıntı gider. Sıkıntı hale geliyor. Ama bunun çözümü demin bahsettiğimiz şeylerden telafi ediyoruz. Gün geliyor kafayı kaldıramayacak şeyler oluyor belki tabii, ama yutkunuyoruz, geçiyoruz. Ben genelde mesela sizin mesele doktorluk mesleğine böyle her zaman mesela hakikaten dua ederim. Rabbim yardımcınız olsun. Şimdi doktor akşama kadar bir tane sağlıklı adamla görüşmüyor. Evet. Siz bir tane sıhhatli adamla görüşmüyorsunuz. Sizdekilerin buhran problemi var. Öbürkünün sağlık problemi var. Doktor ne yapacak? Alaaddin... Meslek çatışması gibi olacak ama doktorlar hastada bırakıyorlar. Biz sıkıntıyı üzerimize alıp taşıyoruz. Ama o da mesela geliyor akşama kadar. Evet. Oram ağrıyor da dese, buram ağrıyor dese... Ama ağrı doktora geçmiyor. Ama diğer vatandaşlarımızı size de tabii çözüm aramak çözüm aramak anlamında çalışıyorsunuz. Habire fikir üretmek durumunda kalıyorsunuz. Haliyle o sizde bir şey bırakıyor. Allah yardımcınız olsun avukat. Mesleği seviyorsunuz. Seviyorum. O yüzden aşamayacağınız iş yok. İnşallah. Problem yok. Alaaddin sohbeti sonuna kadar geldik. Süremiz de doluyor. Ben şimdi böyle genelde gelen konuklarımdan kendi kameralarına ne diyorsun, ne diyeceksiniz sizi izleyenlere? Var mı aklınızda bir şey? Şimdi başlangıçta söylediğiniz çok güzel bir şey var. Yani insanların yüreğine su serpmek gerekiyor. Evet. Soğutmak gerekiyor. Evet. Yani geçmişte birçok hatalar yapılmış olabilir. Ama insanlar yüzlerine karşı birçok şey birbirlerine karşı söylemiş olabilirler. Ama akli selimle hareket etsinler. Özellikle yöneticilerimiz. İnsanlarımız da birbirlerine karşı kötü söz söylemesinler. İstenen zaten bizim birbirimize girmemiz. Evet, bizim, beklenen o zaten. Hani bugün Bursa Spor muydu? Yani birbirimize kızgınız ama işte kansız da değiliz diye bir
başlıklı bir şey vardı. Birbirimizde dargınlıklarımız olabilir ama bu ülkeden başka gidecek bir toprağımız yok. Başka ülkemiz yok, evet. Yani biz buraya vatan kıldık ve bunu savunmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. İlla her şey silahla savunulmuyor. Kardeşliği pekiştirerek de savunulur. O yüzden geçmişte ne yaşanmışsa aramızda bunları bir nokta koyup, sünger çekip, kollarımızı açıp sarılmamız gerekiyor. Bu vatan hepimizin. Yönetim anlamında demokratik yolları açık tutmak gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bugün A iktidarı vardır, yarın B iktidarı olur. Ama önemli olan insanları ikna ederekten gelmektir. Kimse bomba patlatarakten başkasının fikrini değiştiremiyor. Silahla kimse kimsenin fikrini değiştiremiyor. O yüzden kardeşlik hukukunu, birlikte yaşam duygusunu ayakta tutmak lazım. Kocaeli aslında bunun güzel bir örnekliğini çok aslında, yaşıyor. Evet, evet. Her görüşten insan, her memleketten insan, hatta dünyadan da birçok insan gelip burada yaşayabiliyor. Bu kardeşliği daim kılmamız lazım. O zaman geleceğe daha emin adımlarla gideriz. Bizden zaten bunun bozulmasını istiyorlar. Bunu bozacak bir fitne tohumlarını serpmeye çalışıyorlar. Biz bunları yok edip geleceğe emin adımlarla gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Dünden Galatasaray maçında çok duygulandım. Evet. Selçuk'un bir çevik polisimizi alıp sahanın ortasına getirip stadyuma alkışlatması, diğer futbolcumuzun gol attıktan sonra çevik kuvvete sarılması, işte belki de karşı tarafın tahammül etmediği şey bu. Tahammül evet. edemiyor buna. Aynen. Ve bunu bozmaya gayret ediyorlar ama Allah'ın izniyle bozamayacaklar. Şimdi güzel bir şiir var ya, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Evet. Aynı. Evet. Biz her ne kadar darbe alsak da, millet acı çeksek de, biz her acı çekişte biz daha çok büyürüz. Bu ülke bunları çok gördü. Evet. Belki daha da görecek. Allah muhafaza etsin ama daha da görecek ama bize bugünleri teslim eden bir suçlu imamlar vardı. Evet. Şimdi suçlu imamın torunları var. Yarın bugün belki de başka şeyler olacak. Yani bu iş, bu dava, bu ülke asla sahipsiz değil. Kalmayacak yani. Alaaddin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu akşam hakikaten onurlandırdın beni. Eksik olmayasın. Bilgilerinden de istifade ettik. Bu arada Esam'ı da tanımış olduk. Allah yolunu açık etsin diyorum. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bu akşamki konuğum Saadet Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve Esam'ın Kocaeli Şube Başkanı sevgili Avukat Alaaddin Çakmak'tı. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Derdimizin neler olduğu, neler olabileceği ve nasıl çözeceğimizi de konuştuk. Kendi yaptığı çalışmaları anlattık. Alaaddin Çakmak Kocaeli'de bizim için bir değerdir. Biz onu öyle biliyoruz, öyle seviyoruz. Ve programın belki açılışında söyleyemedim ama bizi hakikaten şu an izleyen, 11 ülkeden izleyen İzmitli gurbetçi hemşehrilerimize, bizi her zaman teşekkür eden, sayenizde hasret gideriyoruz diyen tüm dostlarımıza da sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu arada tekrarla programı şehitlerimize rahmetle anarak, gazilerimize şifa dileyerek, şehitlerimizin ailesine de sabırlar dileyerek programı kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Türkiye'nin en hızlı büyüyen araç takip markası Seyir Mobil, Mazi'den istikbaleyi sundu.